Herkese merhabalar. Ozan Can Özdemir ben. ODTÜ İstatistik Bölümü 2017 yılı mezunuyum. Şu an Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde Ben Lurie Enstitüsü'nde finans ve yapay zeka alanında projede araştırmacı doktora adayı olarak çalışıyorum. Bundan önce mezun olduğum 2017 yılından itibaren gene ODTÜ İstatistik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyordum ve bu süreç içerisinde ODTÜ İstatistik Bölümünden 2020 yılında yüksek lisans derecemi aldım. ODTÜ İstatistik bölümünde geçirmiş olduğum 5 sene belki de hayatımın en güzel 5 senesiydi. Hem ODTÜ gibi bir üniversitede okumak hem de Türkiye'nin en iyi istatistik bölümünde okumak bana hem kişisel hem de teknik anlamda pek çok edinim sağladı. Ve dediğim gibi Türkiye'nin en iyi istatistik bölümünde okumanın ve değil Türkiye, Avrupa ve Dünya ile kıyaslanabilecek bir müfredata sahip olması sebebiyle ve buna da iyi bir akademik kadroya sahip olmasını eklersek bugün bile hala kullandığım pek çok şeyi öğrendiğim bir 5 sene geçirdim ODTÜ'de. Bu yüzden ODTÜ'deki günlerimi öğrencilikten sonra gene ODTÜ'de kalmama devam etmeme rağmen hala özlediğimi düşünüyorum açıkçası ve bu da o günlerin benim için çok kıymetli ve anlamlı olduğunu gösteriyor belki de. Mezun olduktan sonra kendime akademik bir kariyer planı çizdiğim için mezun olduktan sonra araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Bugün de hem ilk başta dediğim gibi ODTÜ'de başladım. Şu anda Hollanda'da devam ediyorum. Bir gelir kıyası yapmam gerekirse eğer akademi ve özel sektör anlamında akademideki maaşların elbette ki özel sektöre kıyasla bir nebze daha düşük olduğunu söylemek mümkün. Ancak akademiye giren insanların ana motivasyonunun genellikle para olmadığını düşününce bunun da çok büyük bir problem yarattığını düşünmüyorum. Eğer ana motivasyonu insanın çok fazla para kazanmak ve daha az çalışmaksa belki de o zaman akademide yer almak yerine özel sektöre, endüstriye yönelmek daha doğru bir tercih olabilir. Akademide de elbette durumlar kötü değil. ODTÜ İstatistik bölümündeki arkadaşlara ve ODTÜ İstatistik bölümünü yazmayı düşünen arkadaşlara bazı tavsiyeler verecek olursam eğer bu konuda başta çok antrenmanlı olduğumu söyleyerek başlayabilirim. Çünkü ODTÜ'de geçirmiş olduğum yıllar içerisinde özellikle tercih dönemlerinde pek çok sayıda öğrenci ve aileyle konuşma imkanım olmuştu. İlk başta ODTÜ'de okuyan öğrencilere, bizim bölümümüzde okuyan öğrencilere bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Daha tecrübeli bir bölümdaşları olarak. Özellikle 1 ve 2. sınıftaki öğrencilere mutlaka ama mutlaka bölümündeki eğitimle yetinmemelerini öneriyorum. Çok daha fazla şey öğrenmelerini açıkçası tavsiye edebilirim. Çünkü her gün dünya gelişiyor ve bizim istatistiği asıl popüler hale getiren yapay zekanın ve derin öğrenmenin, yapay öğrenme gibi kavramların yükselmesiyle ve bunun da çok popüler bir alan haline gelmesiyle her gün ama her gün yeni metotlar, yeni algoritmalar, yeni teoremler üretiliyor ve paylaşılıyor. Bu yüzden elbette ki bunların hepsini yakalamak mümkün değil fakat ucundan kıyısından bir şeylere el atmak, bir şeyleri takip etmek oldukça faydalı. Bunu elbette ki saatler harcayarak, akademik makaleleri okuyarak yapmak zorunda değilsiniz. Medium gibi, Towers Data Science gibi çeşitli bloglarda paylaşılan kısa yazılarla, yaklaşık 3-5 dakikalık yazılarla da açıkçası güncel trendleri yakalayabilmeniz mümkün. Bununla birlikte gene bölümde görmüş olduğunuz özellikle yazılım dilleri anlamında R, Python ve kısmen SQL dillerine ek olarak Hadoop, Tableau, Power BI gibi hem business'ta kullanılan hem business iş zekası anlamında kullanılabilen hem de büyük veride kullanabilen çeşitli araçları öğrenmenizde fayda var. Bu sayede mezun olduktan sonra kendinize veri bilimcisi ya da veri analisti değil aynı zamanda veri mühendisi, data engineer olarak da bir kariyer planı oluşturabilirsiniz. Staj mutlaka önemli. Açıkçası sadece yurt içi değil açıkçası yurt dışı stajları zorlamanızı ben ODTÜ İstatistik bölümündeki öğrencilere önerebilirim. Şu anki olduğum üniversitede aynı binada ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden gelen örneğin staja gelen arkadaşlar var. Yine Türkiye'den özellikle bu staj yaz döneminde Türkiye'deki üniversitelerden staja gelen başka arkadaşlarla da tanıştım. Eğer siz bir konuyu anladığınızı düşünüyorsanız o konunun sınavından düşük not almanız size asla motivasyonunuzu düşürmesin. Çünkü önemli olan öğrenmek. Not ortalamasının belli bir ağırlığı var. Evet akademide devam etmek istiyorsanız kesinlikle bir ağırlığı var ama özel sektöre devam edecekseniz çok yüksek bir not ortalaması her zaman gerekmiyor. Çünkü zaten ODTÜ İstatistik mezunu unvanıyla bölümden ayrılacaksınız ve bu unvan bile size pek çok kapının anahtarı olacak. Yüksek ortalama elbette ki çok iyi olur. Kesinlikle. Ama önemli olan öğrenmek. Eğer siz biliyorsanız sınavdan 90 almakla 70 almak arasında gerçekten bir fark yok.
ODTÜ İstatistik bölümünü yazmayı düşünen öğrencilere ise aslında sonunda söylemem gerektiğini belki de başta söyleyeyim. Kesinlikle pişman olmazsınız. Çünkü ben pişman olmadım tercih ettiğim için asla. O yüzden büyük bir gönül rahatlığıyla bu bölüme dair bir soru işaretleriniz varsa hepsini kaldırıp bu bölüme gelebilirsiniz. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Çünkü dediğim gibi burası Türkiye'nin en iyi istatistik bölümü ve kendini sürekli güncellediği için gerçekten çok iyi müfredata sahip. Şu an dönemin gereksinimlerine uygun çok iyi bir müfredata sahip bir bölüm şu an ODTÜ İstatistik bölümü. Ve bu yüzden çok iyi bir eğitim alma imkanına sahip olacaksınız bu bölüme gelirseniz. Zaten ODTÜ'nün avantajlarını birkaç dakika önce sıralamaya çalıştım. Eğer bilgisayara ve matematiğe bilginiz varsa ve bunu aynı anda ele almak, bir ortak harmanlamak istiyorsanız istatistik bölümü gerçekten sizin için uygun demektir. Aynı zamanda istatistik bölümünün bir diğer avantajı belki diğer bölümlere ve belki de istatistiğin tüm bölümlere karşı en iyi avantajı sizin kendi ilgi alanlarınız doğrultusunda size bir kariyer imkanı sunma olasılığı. Çünkü istatistik interdisipliner bir yani disiplinler arası bir alan. Yani spor, sağlık, finans, mühendislik, gıda, aklınıza gelebilecek her alanda neredeyse istatistiğin kullanımı mevcut ve bu alanda çalışan istatistikçiler de mevcut. Kendinize kattığınız birikimlerle birlikte bu ilgi alanlarınıza mezun olduktan sonra yönelmeniz işten bile değil ve bunu istatistik mezunu olarak çok büyük rahatlıkla yapabilirsiniz ki bunu zaten ODTÜ İstatistik bölümünün eğer mezunlarını inceleme imkanınız olursa LinkedIn gibi çeşitli kariyer web sitelerinde bunu zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Hem devlet hem özel sektör hem akademi hem girişimcilik çok farklı alanlarda çok farklı mesleklerde şu an icra eden ODTÜ İstatistik mezunlarını görmek mümkün. Tercih dönemindeki tüm arkadaşlara başarılar diliyorum ve bu video daveti için de ODTÜ İstatistik topluluğuna çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar ve kolaylıklar dilerim.